Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ArrayGetPlace komutlarının kullanımını göreceğiz. İki ders önce ders 43'te array ve ArrayGet fonksiyonlarının bir kullanım şeklini görmüştük. Bu dersimizdeki örneğin şekli ve kullanımı ise ders 24'te yaptığımız örneğe benziyor. O dersimizde bir mesaj box oluşturmuştuk ve o mesaj box'ta kullanıcının yazdığı Türkçe karakterleri array dizi değişkenlerini kullanarak İngilizce karaktere dönüştürmüştük veya kullanıcının yazdığı kötü kodları veya argo kelimeleri mesela rephrase, script veya argo kelimeleri istediğimiz herhangi bir şeye dönüştürmeye veya silmeyi görmüştük ders 24'te. Şimdi ArrayGetReplace ve ArrayGetReplace komutlarının kullanımını göreceğiz. Bu dersimiz için index.php'ye ihtiyacımız var. Bir de örnek olarak bir tane sayfamıza da ihtiyacımız var. Bu da mesela xxx.php olsun. Şimdi derleyici Microsoft Front Page kullanıyordum ben. Değişiklik olsun diye artık Dreamweaver kullanacağım. XXPHP'mizi de açalım. Şimdi index kod kısmına geldik. Index PHP'de PHP taglarımızı açalım. Mesela bir değişkenimiz olsun. Adı hiç önemli değil. Değişken bir şeklinde olabilir. Bu değişkenimiz bu değişkenimizin içinde diyelim ki bir kişi bize bir mesaj yazıyor bu şekilde ve bu mesajın amacı da web sitesine, kendi web sitesine bizim sitemizi yönlendirmek. Bunun için meta eq komutunu kullanıyor. Meta http eq. Kodumuzu yazalım. Bir saniye sonra yönlendirsin. Nereye? URL yazalım. Ne dedik? xxx.php'ye yönlendirsin bizi. Pardon. Şimdi mesela bunu ekrana yazdıralım. Echo. Nasıl yazıyorduk değişkenleri? Değişken bir şeklinde. Bunu CTRL ile kaydedelim. Bir de XXPHP'mizi oluşturalım. Bunda da ne yazsın mesela? Yönlendirilen sayfa. Bunu da kaydedelim. Explorer'ımızı açalım. Direkt PHP dersleri index PHP içinde. Gördüğünüz gibi ilk önce index PHP'ye yönlendi ve bir saniye sonra xxx PHP'ye yönlendi ve yönlendirilen sayfa yazdı. Şunun süresini biraz uzatalım. Mesela 3 yapalım. Tekrar çağırayım ben PHP'si. Bak index PHP geliyor Explorer'da ve 3 saniye sonra kişinin yazdığı kod sayesinde xxx PHP'mize yönlendirildi. İşte bunu önlemenin yolunu göreceğiz. 24. dersimizde ne dedik? Array değişkenleriyle değişiklikler yapmıştık. Türkçe karakterleri İngilizce'ye değiştirmiştik ve bazı kodları silmiştik. Şimdi bunu ArrayGetReplace komutu ile veya ArrayGetReplace komutu ile yapacağız. Bunun yaparken de bu değişkenleri yeni bir değişkene atacağız. Değişken 2 eşittir diyeceğiz. Array replace. ArrayGetReplace komutunun kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Array alttan çizgi replace parantez içinde 3 tane inlisi 3 tane bölümden oluşuyor. Birinci bölüm üzerinde silmek istediğimiz ya da değişiklik yapmak istediğimiz karakter. Bu mesajda kodun açılış ve kapanış paranteze var gördüğünüz gibi üçgen şeklinde. Birinci parantezi ben silmek istiyorum. Silmek istediğim için gördüğünüz gibi çift tırnağın arasını boş bırakıyorum ve üçüncü kısma da bu işlemi hangi değişken üzerinde yani nerede yapması gerektiğini söylüyorum. Onunla değişken 1 yazarak
bu değişken bir kodunun üstünde bu değişikliği yapmasını söylüyorum. Şimdi bunu kopyalayalım. Aşağı yapıştıralım. Değişken 2 ile değişken 3 şeklinde bir değişken atacağız. Bu sefer de açılış değil kapanış parantezini silmek istiyorum. Bunda artık değişken 2 atanmıştı. Bunda değişken 2 de arayacak ve bulacak, değişikliği yapacak. Şimdi buraya değişken 3 yazdığımızda ekrana değişken 3 yazdırılacak. Ne yapalım? index.php yenile dediğimizde gördüğünüz gibi sayfa yönlendirilmiyor 3 saniye sonra ve kod olduğu gibi karşımıza geliyor. Kod olduğu gibi karşımıza geldi. Ne oldu? Başta ve sonraki parantezler yok olduğu için sildiğimiz için işleve girmedi bu zararlı kodumuz. Mesela sadece bunlar değil içindeki herhangi bir karakteri de sildirebiliriz. Bu kod içinde atılan boşluk da olabilir veya herhangi buradaki komutu sağlayan refresh komutu da olabilir. Content komutu da olabilir. URL'yi de yok edebiliriz. Yani istediğimiz her şeyi yok edebiliriz. Örnek olarak mesela göstereyim. Bu sefer de değişken 4'e atayalım. Erek. Replace. Neyi bulalım arkadaşlar? Şu değişken 3'ü buradan kopyalayayım. Şu üçüncü kısmı arayayım. Değişken 3'ü arayacağız. Mesela neyin yazılımını değiştirelim. Komutlar nedir? Script, refresh gibi komutlar olduğunu söyledik. Mesela refresh'i alabiliriz. Content'i arayabiliriz. URL. URL'yi alalım mesela. Ctrl CL. Burayı yapıştıralım. URL'yi ne yapsın bize? Ekrandan silsin. Ctrl CL kaydedelim. Yenile dediğimizde bir dakika. Bir boşluk atacağız. Ctrl CL kaydedelim. Yenile dedik. Ekrana yazdırmıyor çünkü artık değişken 4'ü oluşturduk. Biz bütün komutlar değişken 4'e aktarılmıştı. Burayı değişken 4 diye değiştirmezsek arkadaşlar tabii ki son halini ekranda göremeyiz. Şimdi evet Explorer'ımızı açıp index sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi URL'nin yok olduğunu görüyoruz. URL'nin de silindiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela ne dedik? Erek ve eregi replace komutlarını göreceğiz dedik. Buradaki URL'nin büyük yazıldığını farz edelim. Kaydedelim. Şimdi yenile dediğimizde gördüğünüz gibi URL silinmedi. Halbuki burada URL'yi sildi. Yani değiştir dediydik. Bunun nedeni de erek replace komutunda küçük büyük karakterlerin çok önemli olduğudur. Yani buna dikkat ettiğidir bu komutun. Ama eregi replace yani buraya bir i harfi koyarsak ve CTRL-S'ye basarsak şimdi yerine dediğimizde tekrar içindeki yazının silindiğini göreceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Eregi replace komutu küçük büyük karakter ayrımı yapmazken gördüğü komutu, gördüğü yazıyı silerken Eregli Place'in ise küçük büyük karakter ayrımı yaptığı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bu ile basit bir dersimiz vardı. Bu dersimiz bu kadar. Dersimizde Eregli Place ve Eregli Place ile komutların silinmesini veya yeni değerlere atanmasını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.